Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Bayram arasından sonra yine birlikte olduk. Hamdolsun Cenab-ı Hak ömür veriyor, zaman veriyor, sıhhat veriyor. Ona kul olabilmenin bütün yollarını açık tutuyor. Bizden de o yolu takip etmemizi istiyor. Küçük bir gayretle büyük başarıların elde edilmesi son derece mümkün bir halde önümüze konuyor. Bayramı idrak ettik. Korkarım ki kurban olmadan bayram yaptık. Kurbanı anlamadan bayramla meşgul olduk bolca. Hakka yakınlığı kaçıran adamın kurban bayramından elde edeceği şey birkaç kilo etten ibaret kalıyor. Yazık ki. Onu da çeşitli tartışmaların arasında buharlaşıp gönderiyoruz. Oysa geriye takva kalacaktı. Allah'a karşı derin bir duyarlılık elde etmemiz isteniyordu. Kurban olmadan bayram yapınca, bayram günleri geçince bayram hatırlanmaz oluyor ister istemez. Oysa dini ibadetlerin tamamı insanı ibadet sonrası hayatında ibadetlerden elde ettiği şuurla yaşamayı ona öğretme amacına yöneliktir. İbadetler geçmişe endeksli yapılmaz. İbadetler hali değerlendirmek ve geleceği programlamak için yapılır. Yaşanan pratikler işte bu ideali tutturamadığımızı gösteriyor maalesef. Her aşamada sorun yaşıyoruz. Her ağızdan bir ses çıkıyor. Garip bir bilgi karmaşası yaşanıyor. Müslümanlar ibadetlerinin nelerden oluştuğunu ve ibadetlerin dini hüküm anlamında neye tekabül ettiğini, neyin karşılığına geldiğini de doğru dürüst gerçekten bilmiyorlar. Çünkü hakem olarak Allah'ın kitabını halihazırda birinci müracaat kaynağı olarak almayı becermedik, başarmadık. Onun için kör topal gidiyor bu iş. Arzu edilen düzey yakalanamıyor. Bu sene Kurban Bayramı süresince televizyonları biraz yakinen takip ettim. Bu sene kurban kesme oranının geçen senelere göre daha düştüğünü söylediler. Yani bu kadar karmaşadan sonra biraz düşüyorsa o bile çok önemli değil diyelim. Yavaş yavaş insanlar meselelere Kur'an'dan bakmayı yavaş yavaş akıllarına getiriyorlar. Yavaş yavaş. Arzu edilen hızla olmasa bile karınca kaderince bu hakikata kulak verenlerin sayısı elbette artacaktır. Bunda hiç şüphe duymuyorum. Peygamberler tarihi böyle enstantanelerin bolca yaşandığı bir tarih olarak bize ibret levhaları olarak sunuluyor. Ümit kesmemek durumunda olduğumuzu Kur'an bize öğretiyor. O bilgiden, o güvenden, o motivasyondan aldığımız güçle inşallah yarınlara daha düzgün, daha mukavemetli, daha kararlı bakabilme imkanımız olacaktır. Öyle dua ediyorum. Hayata Allah'ın dediği gibi bakmayı Cenab-ı Hakk'ın bize lütfetmesini en kalbi niyazım olarak diliyorum. Allah sizi de bizi de bu uğurda muvaffak kılsın. Bir şey daha söyleyeyim. Öyle hacca giden kardeşlerimiz vardı bu topluluğun içerisinden. Cenab-ı Hak'tan onların haccını kabul etmesini niyaz ediyorum. Bize de defalarca gidebilmeyi nasip etmesini niyaz ediyorum. Eskiden derdim ki hacca bir kere gitmek farzdır, gerisi israftır. O cümlemden o kadar pişman oldum ki. O cümlemi o kadar büyük bir teessürle hayatımdan çıkardım ki Allah'a ibadet etmenin adına israf diyoruz. İsraf Allah'ın yasakladığı bir eylemdir. Biz ise Allah'a ibadete israf diyoruz. Niye? Fantazi olsun diye. Değişik bir şey söylemiş olalım diye. Ya da birilerini memnun edelim diye. Hacca bir kere gittin. Yeter kardeşim. Bir daha ne gerek var? Git gel sonra konuşalım. Bir git. Kabe ile şöyle bir yüz yüze bir gel. Bir bakalım Kabe sana bir şey diyecek mi demeyecek mi? Git Medine-i Münevvere'de Peygamberimizle bir konuşu ol bakayım. Onun kokusunu bir almaya çalış. Git Arafat'ta hakkın ve hakikatin farkına varabilmeyi bir tat. Sonra konuşalım. Araplar öyle derler. Men lem yezuk lem yarif. Yani tatmayan bilmez. Hac muhteşem bir ibadettir. Ama haccı da gittik, günahlarımızdan sıyrıldık ve geldik, tamam. Şimdi ölebiliriz. Şimdi tamam. Her türlü sıkıntılı günahı yap. Ömrünün son dönemlerine kadar ne kadar erteleyebiliyorsan ertele. Son bir çare olarak hacca git. Bütün günahlardan sıyrıl ve dön. Bu şu anlayışın sonucudur. İbadetler geçmişe endeksli yapılan eylemler olarak algılanıyor. Bu büyük bir hatadır. Şimdi hacla ilgili düşünün. Bakara suresi 197. ayet var. Haccı anlatır. Tabii sadece orası değil. 196'dan başlar ta 204. ayete kadar gider. Haccı anlatır o bölüm. Şimdi orada diyor ki Esselamüle haccü eşhurun malumat. İşte hac bilinen aylarda yapılır. Femen ferata fihinnel hacce. İşte kim bu dönemde hac işlemini yerine getirecekse şunu çok iyi bilsin diyor. Fela rafese. Kendi eşiyle birlikte olmayacak. Ve la fusuka ihramlıyken yani. Ve la fusuka yoldan çıkma anlamına gelebilecek herhangi bir tavır yapmayacak. Ve la cidale kavga etmeyecek. Kendiyle, duygularıyla, çevresiyle barışık olacak. Kendini kontrol edecek. Hacdaki bu işlem hac sonrasına yansıtılsın diye orada örnek olarak sunuluyor. Hacdan sonraya eğer bir şey kalmayacaksa o zaman bu gerekçelerin bir anlamı kalmaz. Şimdi işte cinsel terbiye veriyor burada. Haccın amaçlarından biri budur. Gerekiyorsa nefsine hakim olacaksın. Bunu öğretiyor. Ya 75 yaşına gelmiş adam neyin terbiyesi olacak onda zaten? zaten terbiyeden geçmiş, helak olmuş, peşin bitmiş gitmiş. Ona onun öğreteceği bir şey kalmamış ki. Akli muvazenesi gitmek üzere adam. 80 yaşına gelmiş, o zaman hacca gidiyor. Ya o kavgadan ne anlar? Bitmiş adamın işi. Yani yoldan çıkabilme özelliği, imkanı olacak ki onu kontrol altına almanın bir anlamı olsun. Hac insana insanca yaşamayı öğreten bir ibadet. Bir kamp ibadetidir. Hayatı öğreten bir ibadettir. Hayata Allah'ın dediği gibi ve Allah'ın bak dediği yerden bakmayı öğreten bir ibadettir. Burayı kaçırdım. Bir ömrünün en sonuna yakın günlerinde işte hacca gitmeyi ve günahlarından arınmayı haccın işte sanki vazgeçilmezi gibi algılıyor. Öyle yanlış değerlendirmeler yapılıyor ki mesela ihram giyiyor adam. İhramı kefene benzetiyor. Ya ihramı kefene niye benzetiyorsun? İhramı kefene benzetti mi bitirdin adamın hesabını. İşte kefeni adam yaşlı zamanlarında giyeceğini tahayyül ediyor. Kefene büründürdün adamı, o da ölüm yolculuğuna çıktığını hesap ediyor. Dua ediyor oralarda öleyim. Olmadı buralara gelince en kısa sürede öleyim. Bulaşmayayım günahlara şuraya buraya diye. Böyle bir mantık. İlla kefeni bir şeye ihramı bir şeye benzeteceksen onu kefene benzetme be kardeşim. Erkekler için hadi kefen benzetmesi tuttu varsayalım. Kadınlar için tutmuyor. Onlar ihram giymiyor. Yani ihramın anlamını da kaçırdık. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Dünya Müslümanları bu cümlenin ne anlama geldiğini bilmiyor. Bunun niye dediğini bilmiyor. Koro halinde söylüyor. Makamını da tutturuyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ne demek? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ne demek? Ya Rabbi senin herhangi bir emrine karşı 2 kere boynum büküktür. Sen bir şeyi 1 kere demeye gör. Ben onu en az 2 kere yapacağım. Lebbeyk Arapçada ulibbu leke ilbabeyni cümlesinin kısaltılmışıdır. Senin bir emrine boynum 2 kere feda olsun. Yani ya Rabbi senin benden istediğin ne varsa onları hayatımda tereddütsüz yerine getireceğim. Adam hayata yeniden başlamak için hacca gitmiyor ki, hayatı bitirmek için gidiyor. Tam oralarda bir de diyor ki orada ölürsem tamam. Yani şeyde ölürsem Cennetül Baki'de veya işte Cennetül Mualla oranın birine gömülürsek tamam. Kardeşim yani bu ibadeti bu kadar kavramamak, ibadeti hayattan bu kadar dışlamak işte böyle bir görüntü veriyor. Bir hacı ziyaretine gittim 2 gün önce. Dedi bana ki hocam 5-6 defa daha gitmiş abi. Şunu gördüm dedi. Hac ibadeti evrensel bir ibadet olması ve Müslümanların bir ve beraber kaynaşmış bir insan topluluğuna dönüşmesini sağlama amacına yönelik bir siyasi dünya insanlığını ilgilendiren o muhteşem ibadeti ne yapıp çığırından çıkarttık ve bunu millileştirdik. Giysiler aynı tip, çadırlar aynı tip, oteller aynı tip. Yani böyle bir milli ibadete dönüştürdük. Bu değildi yani. Kaynaşabilmek için oraya gidecekti insanlar. Daha çok insanla hemhal olacaktı, dertleşecekti. Cemerata gidiyorduk. İşte ben de 3 sene önce gitmiştim, 4 sene önce. Şeyler var böyle levhalar var. Şey yazmış şöyle. İstanbul 192. kafile. Asker gibi hepsi onun peşinden gidiyor. Görevli taş atmadan kimse atmıyor. Yani koro halinde bizim grup şimdi atacak. Bırak. Biraz sonra coşacağım ben. Belki biraz sonra atacağım. Olmaz. Kaybolursun burada. Mescid-i Haram'a 1 kilometre 500 metre mesafede otelde yatmasına rağmen kaybolursun korkutmacasıyla adamlar vakit namazlarını otelde kılıyor. Ya Mescid-i Haram orada dururken otelde namaz kılınır. Şimdi yeni bu sene bir şey daha duydum. Otelden şeye uyuyorlarmış. Otelden uyuyor şey. Kabe. O zaman kolayı var. Aç televizyonu. Buradan uyu. Yani hacca gitmeye ne gerek var? Yani bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir ibadet duygusu? Hacca gidenler bilirler. Bakın Kabe'ye bakan adam hayatta en çok neye önem veriyorsa onu bile unutur. Kabe adama adeta kendini unutturur. Kabe'yi Allah benim evim diye tanıtıyor. Allah'ın evinde insan o mabede bakabilmenin, bizim kıblegah dediğimiz yere bakabilmenin o derin lezzetini tatmak varken, işte böyle bir korku psikolojisiyle insanlar otel odalarına gömülüyorlar. Ve bir süre sonra da dönüş hazırlıkları için pazar ziyaretleri başlıyor. Tavaftan daha fazla çarşıyı tavaf ediyorlar. Kabe'yi tavaftan daha fazla caddeleri tavaf ediyor insanımız. Niye? Kaybetti yani. İş sembole dönüştü. Mesele sadece sembole dönüştürülünce bu defa kalkıp bazı insanlarda sembolü kavrayamamaktan kaynaklanan sıkıntıyla bu defa dediler ki bu sembol madem şeydir, içi tam dolmuyor, o zaman bu sembole de gerek yoktur. Yani şuna da gerek yoktur, buna da gerek yoktur, o da olmasa olur, bu da olmasa olur. Böyle acayip bir hac kültürü yavaş yavaş oluşmaya başladı. Umarım bir silkiniş ve hakkı yeniden kavrayış anlamında bir irade dirilmesi bu ümmet yeniden yaşar. Duam ve niyazım odur. Hacca giden kardeşlerimizin haccını Cenab-ı Hak mebrur eylesin inşallah. Hacdaki elde ettiklerini hac sonrası hayatlarında terk etmemeyi onlara da bizlere de nasip eylesin. Ben bir tabir kullanırım. Israrla ve inatla Ramazan'da Müslüman olmak ve Ramazan'ın Müslümanı olmak. Haccın Müslümanı olmak, hacda Müslüman olmak. Bunlar çok farklı şeylerdir. Bizim insanımız hacda ve Ramazan'da Müslüman olmakla mutlu. Oysa haccın Müslümanı kalmak, Ramazan'ın Müslümanlığını hayatın tamamına yaymaktır. Müslümanın yapması gereken budur. Oralar birer eğitim yerleridir. O eğitimden öğrendiklerimizle hayatın kalan kısmını götürmeye gayret edeceğiz. Kamp ibadetidir. Sporcular yaptıkları maç için kampa girmezler. Sporcular yapacakları maçlar için kampa girerler. Hac bir kamp ibadetidir. Biten ömür için değil, yaşanacak ömür için kampa girer Müslümanlar. İbadet bu ruhu verir. Böyle bakarsa gününü değerlendirmek ve yarınını bugünden daha iyi yapabilmek duygusu hayatı daha iyi kavramanın bütün yollarını insanların önünü açacaktır. Rabbim bizi bu duygudan mahrum bırakmasın inşallah. Evet. İbrahim Sûresi hac İbrahim peygamberle anılan bir ibadettir. Hac demek İbrahim peygamber demektir. Hacdan İbrahim'i çıkar, geriye başka bir şey kalmaz. Hacer'i çıkar, bir şey kalmaz. İsmail'i çıkar, hiçbir şey kalmaz. Yani ama bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi hacca gidiyor insanlar. Şimdi bakın, tavaf çok eskiden beri devam eden bir ibadet. Çok eski. Say, Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer, Hazreti İsmail ilişkisiyle başlamıştır. Say, yani Safa Merve arası gidiş geliş. Arafat gene ilk Hazreti Adem'in duasının kabul edildiği yer olarak bilinir. Ne bileyim işte Mina gene şeytan taşlama Hazreti Hacer'le alakalı bir işlemdir, eylemdir. Haccın bu son ümmet için, yani Hz. Peygamber'in ümmeti olarak bizim için orijinalitesi bu saydığım pratiklerde değildir. Bunlar zaten vardı. Bunlar zaten biliniyor. Yapılıyordu bunlar. Bizim için haccın orijinalitesi Hira ile başlar. Hacca gidip Hira'ya çıkmamak yapılabilecek ayıpların en büyüğüdür. Hacca gidip Hira'ya çıkmamak. Biz İslam'la orada tanıştık. Bizim peygamberimiz vahiy ile orada buluştu. Biz Hira'nın talebeleriyiz. Çok sarp yokuşmuş, çıkamıyormuş. Ya ne kadar üzüldüm. Zaten dibine kadar otobüste geliyorsun. Hatta bir bölümünü de arabayla çıkıyor. Kalıyor geriye şöyle bir saatlik rampa. Çık da vahyin peygamberimizle ilk buluşturulduğu o mekanda nelerin yaşandığını bir düşün. Alak suresi orada ne dedi peygamberimize? Bu kadarcık bir sana ait bir milat olsun hacda. Sen bir şeyle buluşmuş ol. Mazeretli olan, tabii ona bir şey demiyorum ama mazereti olmayan insanların hacca gidince Hira'sız dönmemelerini öğütler. Hira bizim İslam okulunun ilk dershanesidir. O itibarla eğer bu seneden sonra içinizde hacca gidecekler varsa Hira'yı ihmal etmez. Sevr o kadar önemli değildir. Hira çok önemlidir. Çünkü vahiy insanlıkla orada buluşturulmuştur. Necm suresinin ilk ayetleri o buluşmayı anlatır. Necm suresinin ilk ayetlerini Miraç'la ilişkilendirip anlatanlar var ama asla doğru değil. Necm suresi Hira buluşmasını anlatır. Ve necmi izâ hevâ. Ve necmi izâ hevâ. Ne demiş? Battığı zaman yıldıza andolsun. Hiç ilgisi yok. Ne battığı zaman, ne yıldızı. Hangi batmak? Meal yazıyor. Battığı zaman yıldıza yemin ettiriyor Allah-u Teala. Ve necmi izâ hevâ. Peyderpey gelen Kur'an yıldızlarına yemin olsun. Kur'an parçacıklarına, vahiy parçacıklarına yemin olsun. Kur'an'a yemin olsun. Necm, tencim, Kur'an'ın peyderpey indirilişinin adıdır. Tencimul Kur'an, Kur'an'ın yavaş yavaş indirilmesine denilir. Ama adam bir yerde necm görüyor, bütün necimleri yıldız zannediyor. Necm Kur'an'da 3 anlamda kullanılır. 1. Kur'an'ın peyderpey indirilmesi. 2. Yıldız. 3. Bir anlamı daha var. 3. Gövdesiz bitkilere de necm denir. Rahman suresinde 6. ayette Estağfirullah ve necmu ve şeceru yescudan. Necm yani gövdesiz bitkiler ve şeceru ve gövdeli ağaçlar Allah'a secde ederler. Necm'in 3 tane anlamı var işte. Biri yıldız, biri Kur'an parçacıkları, biri de gövdesiz bitki. Kur'an parçacıkları vahye konu olup indiği her zamana, her mekana ve indirilen her Kur'an parçacığına yemin olsun ki مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Sizin arkadaşınız şaşırmadı, sapmadı da. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Hevasından, kendi arzusundan da konuşmuyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Onun söyledikleri vahyedilen gerçeklerden başkası değildir. Peygamberin din adına ilahi bilgiler anlamında söyledikleri ona vahyedilen vahiylerdir. Kur'an'dan söz ediyor yani. Allemehu şedidul kuva. Kur'an'ı ona kuvvetleri güçlü, çok çok güçlü bir varlık öğretmiştir. Zümirratin, o üstün varlık, mukavemetli varlık, festeva, şöyle dikilmişti. İstiva etmişti demek şöyle ayakta durmuştu. Dikilmiş, belirmişti. Ve huve bil ufukil a'la, o en yüksek ufukta belirmişti. Vahyi öğreten hoca, yani Cebrail. Cebrail aleyhisselam ufukta belirmişti peygamberimize ilk geldiğinde. Sümme dela fetedella, sonra biraz daha yanaşmış, tamamen sarkıp peygamberin yanına gelmişti. Fekâne kâbe kavseyni ev edna, o kadar yanaşmıştı ki iki yay mesafesi kadar ev edna, daha da yakın bir konuma gelmişti. Adeta diz dize gelmişti. Feevha ila abdihi ma evha, Allah'ın kuluna böylece Allah neyi vahyettiyse o da getirdi, onu peygambere vahyetti. Ma kezebel fuadu ma ra'a, gönlün gördüğü, gözün gördüğünü gönül yalanlamadı. Gözüyle Cebrail'i görmüştü. Bu görmenin bir hayal değil, gerçek olduğunu kalbi onaylamıştı. Efetumârûnehu alâ mâ yarâ, siz şimdi onun gördüğü şeyle ilgili olarak onu kınıyor musunuz? Niye kınıyorsunuz? Ve lekad ra'âhu nezleten ukhra inde sidratil munteha indeha cennetül me'va. Şöyle uzakta bir yerde, uzakta bir sidre ağacının yanında, güzel bir bahçenin içerisinde o meleği bir daha da inişinde görmüştü zaten. Bunu ne yaptılar biliyor musun sabah ayeti? Bunu çıkardılar, Allah'ın Hazreti Peygamber'le buluşmasına dönüştürdü. Olduğu gibi vahyin ilk gelişini anlatan ayetler. Onun için Hira çok önemli. Hira, Necm suresinin hayatiyet bulduğu mekandır. Hacca gidenlerin Hira'yı ihmal etmemesini diler. Alak suresi de zaten orada indirilen suredir. Onu söylemeye bile gerek yoktur. Evet. Şimdi İbrahim suresine tekrar dönüp kaldığımız yerden devam edelim. Ben tabii nerede kaldığımızı da bir ara şaşırdım. 6'yı bitirdik mi? Yani ve fidal, yani çocuklarını öldürtüyor, kadınlarını sağ bırakıyordu Firavun. Ha, onları anlattıysam belki ve fidalikum bela'un min rabbikum azim. Bu yaşananlar içerisinde sizin için büyük bir imtihan var. Çok büyük bir imtihan yaşıyordunuz. Hatırlayın diyor Hazreti Musa kavmine. Sizi esir yapmıştı. Hürriyetinizi elinizden almıştı. İktidarı kaybetmemek için çocuklarınızı öldürüyordu. İktidarı elde etmek için muhaliflerini öldürmek, yok etmek Firavun ahlakıdır. Yarışı kazanacaksın. Muhatabı öldürmeyeceksin. Böyle yapıyordu. Çocuklarını öldürüyordu. İktidara ortak olurlar korkusuyla. Kadınlarını sağ bırakıyordu. 2 gerekçeyle. Ya cariye hizmet ya da ekonomik işlerde, tarlada, bağda, bahçede onları çalıştırmak ya da onları cariye olarak sahiplenmek için onları sağ bırakıyordu. Bir anlam buydu demiştik. Bir anlam daha var ve asıl anlamlı olan da o, kadınların sağ bırakılması kadınlara da eziyetti. Çünkü size çocuk dünyaya getirmeyin dememe rağmen siz çocuk dünyaya getiriyorsanız size azabın en büyüğünü yapacağım. Gözünüzün önünde çocuklarınızı öldüreceğim. O azabı analara yaşatmak için bu ahlak düşüklüğünü ortaya koymuştu ve bu bir imtihandı. Hayatımızın imtihan olmayan hiçbir anı yok. Kur'an-ı Kerim'de hayatın imtihan olduğuna dair onlarca ayet var. Muhtemelen onları da okumuşumdur. Geçen ders herhalde okumuş olmam lazım. Bu ayeti okuduysam onları demişimdir. Şimdi 7. ayet. İbrahim Sûresinin 7. ayeti. Peygamberler sisteminin nasıl da misyon birlikteliğine sahip olduğunun en çarpıcı ifadelerinden biridir şu 7. ayet. Buyuruyor ki Yüce Allah, estağfirullah. Ve iz teezzene rabbukum. Gene Hazreti Musa'nın kavmine sözüdür bu. Rabbiniz size şunu bildirdi. Teezzene, ezan, ezzene bildirimde bulunmak demektir. Duyurmak demektir. Seslenmek ama otoriter bir makamın tebaasına yönelik bildirimine denilir. Mesela Hazreti Peygamber Mekke müşriklerine yönelik böyle bir ultimatom vermişti. Tevbe suresinde. Beraetün diye başlar o sure. O bir ultimatom demektir. Onun 3. ayetinde bir de ezanun diye bir ifade var. Ezanun son uyarı demek. Uyarı kelimenin anlam dünyasında bu vardı. Ve izteezzene rabbuk. Rabbiniz şu bildirimde bulundu. Neymiş? Bize sesleniyor. Bize de sesleniyor yani. Le in şekertun. Siz eğer şükrederseniz, şükürle hamd arasında fark olduğunu söylemiştim. Hamd şükürden daha genel bir kavramdır. Şükür daha çok görülen, hissedilen, elde edilen, sahip olunan nimetlere karşı bir şükran ifadesidir. Teşekkür yani. Türkçe'de de kullanırız bunu. Bu bağlamda şükür insanlar arasında da yapılır. İnsanlar birbirlerine teşekkür ederler. Çünkü bir iyiliğin kadir şinasça karşılanmasıdır. Buna teşekkür diyoruz. İnsanlar arasında da olur bu. Hamd ise görülsün görülmesin. Bilinsin bilinmesin. Fark edilsin fark edilmesin. Allah'ın insana, insanın icabında anlayamadığı türden bütün ihsanına karşılık yapılan teşekkür ifadesidir. Övgü ifadesidir. Hamd çok çerçevesi geniş bir karşılamadır. Şükür ise biraz daha dardır. Daha anlaşılabilir cinsten bir karşılama cümlesidir diyelim teşekkür. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki le in şekertun. Siz eğer şükrederseniz, yani size verdiğim nimetlerin karşılığını bilirseniz, onlara nimetlerinin karşılığını vermişti. Onlara hak ettiklerinden çok daha fazlasını vermişti. Onların iktidarı ele almasını sağlamıştı Allah-u Teala o İsrailoğullarını. Şimdi diyor ki buna da teşekkür ederseniz, bunu da teşekkürün karşılığında size arttırarak vereceğim. Daha fazlasını vereceğim. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane ayet var bu mantıkla alakalı. Mesela biri şu Araf suresinde 96. ayet. Buyuruyor ki Yüce Allah Estağfirullah. Velev enne ehlel kura amenu vettekav. Eğer şehir halkı, herhangi bir şehrin halkı, herhangi bir yöre insanı amenu iman etmiş olsalar vettekav ve muttaki olabilseler, yani sorumluluk sahibi, duyarlılık sahibi bir insan portresi ortaya koyabilseler, yani imanlı ve duyarlı insanlar olsalar, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Biz onların üzerine gökten ve yerden bereket kapıları açarız. Bak, imanlı olursanız, duyarlı davranırsanız, Allah size gökten ve yerden bereket kaynakları, kapıları açacaktır. O Allah'ın ayeti bu. Araf suresi 96. ayet. Biz şimdi bir şey bekliyoruz da hak edip etmediğimizi sorgulamıyoruz. Biz görevimizi yaptık mı yapmadık mı? Buraya bakmıyoruz. İman ettiğimizi düşünüyoruz ama imanı sadece inanmak anlamında algılıyoruz. İmanın güvenme anlamını terk ediyoruz. Güven verme anlamıyla hiç ilgilenmiyoruz. Sadece inanmak kısmıyla görevin bittiğini sanıyoruz. Ondan sonra da bereket kapıları açılmayınca ayetler hakkında tereddütler meydana getiriyoruz. Oysa gerçek iman ehli ve gerçek takva ehli olabilseydik, göğün ve yerin kapıları bereketler fışkırtacak şekilde bize açılacaktı. Allah'ın garantisi bu. Açılmıyorsa kendi durumumuzu sorgulamak görevimiz vardır demektir. Mesela şimdi bakın, Ali İmran suresinde şöyle bir ayet var. Ben bu ayeti okurum kendi kendime kahreder. Şimdi buyuruyor Yüce Allah Ali İmran suresinin 139. ayeti. Estağfirullah. Ve la tehinu ve la tahzanu. Sakın ha gevşemeyin. Sakın ha hüzünlenmeyin. Ve entumul a'levne. Siz üstün olacaksınız. Siz galipsiz olacaksınız. Ama in kuntum müminin. Eğer gerçekten müminseniz, gerçekten Allah'a güvene dayalı bir imanınız var ve sorumluluk bilinci taşıyan bir hayatınız varsa siz üstün olacaksınız. Üstün müyüz? Yok. Niye? İmanda sorun var. Yani imanda eksiklik var. Başka bunun, yani ayet başka bir şey söylüyor olamaz. Şeyde var, Mücadele suresinde Keteballahu le'eglibenne ene ve rusuli. Allah hükme şunu bağlamış, şunu hükme bağlamıştır. Ben ve peygamberlerim mutlaka üstün olacağız. Üstün olacağız ama bizim bir üstünlük görüntümüz yok maalesef. Niye yok? İmanda sorun yaşadığımızı düşünüyorum. İmanımız arzu edilen gibi bir görüntü vermiyor. Yani kavramların içini adam gibi doldurmayı becermiyoruz. İşte Araf 96. ayet. Bir daha söylüyorum. Bir şehirde yaşayan insanlar gerçekten iman etmiş olsalar ve gerçekten duyarlı davranabilseler, göğün ve yerin bereket kapılarını Allah onlara açacaktır. Bu kadar açık bir ayet. Sadece bu kadar değil, bakın. Size okuyayım. Hud suresinden bir ayet okuyayım size. Bakın peygamberler sisteminde nasıl misyon birlikteliği varmış. Hud suresinin 52. ayeti. Hud 52. Hazreti Hud konuşuyor. Bakın Hazreti Hud diyor ki işte tebliğine karşılık ücret istemediğini, Allah'tan başkasına ibadet yapılmaması gerektiğini filan söylüyor. Sonra diyor ki ve ya kavmi, ey kavmim, istağfiru rabbekum, Rabbinize istiğfar ediniz. Sümme, sonra da tubu ileyhi, Allah'a tevbe edin. Bu dersin sahipleri bilirler. İstiğfar ve tevbe arasında uçurum kadar fark vardır. Ama tevbeyi istiğfar yerine kullanıyoruz. İstiğfarı tevbe yerine kullanıyoruz. Karma karışık gidiyor. İstiğfar hayatın yaşanmış bölümündeki kabahatlerden dolayı özür beyan etmek, bağışlanma dileğinde bulunmaktır. İstiğfar, hayatın yaşanmış kısmıyla alakalı kabahatler bağlamında bir özür beyanıdır. Bağışlanma dileğinde bulunmaktır. Tevbe ise hayatın yaşanmakta olan ve yaşanacak olan bölümünde yanlışlıklardan dönüp doğru davranma kararlılığını ortaya koymaktır. İstiğfar ve tevbe, hayatı ikisi beraber kuşatan iki kavramdır. Biri hayatın yaşanmış kısmı ile alakalıdır, öbürü hayatın yaşanmakta olan ve yaşanacak kısmı ile alakalıdır. Tevbe ve istiğfar birbirinin yerine kullanılmaması gereken kavramlardır. İşte diyor ki Hazreti Hud, ey kavmim, Rabbinize istiğfar edin, çok kabahat yaptınız. Derin özür borçlarınız var. Bunu yapın. Ama bu kadarla kalmayın. Sonra da Allah'a yönelin. Onun dediklerini artık yapın. Yapın ki yursilis semâe aleyküm midrara. Yapın ki Allah size göğü bereket fışkırtacak şekilde yağmura ve berekete dönüştürsün. Yursilis semâe aleyküm midrara. Allah size göğü bolca göndersin. Bolca göndersin demek size nimet versin demek. Başka? Ve yezidiküm kuvveten ila kuvvetiküm. Siz Allah'a güvenirseniz Allah sizin gücünüze güç katacaktır diyor. Yezidiküm kuvveten ila kuvvetiküm. Kuvvetinize daha bir üst değer olarak yeni güç, takat ilavesinde bulunacaktır. Neyin sonucu bu? İstiğfar ve tevbenin sonucudur. Öbür ayette iman ve takvanın sonucuydu. Burada istiğfar ve tevbenin sonucudur. Kim diyor bunu? Hazreti Hud. Peki. Başka? Bir de Hazreti Nuh'un sözü var bu anlamda. Hazreti Nuh da diyor ki, şu Nuh suresini bir okusak. Nuh suresinde neler var neler? Nuh suresi başlı başına Hazreti Nuh'u anlatır bu sure. Onun 10. ayetinde buyuruyor ki Hazreti Nuh, daha önceki ayetlerde bir takım konuşmalar geçiyor. Ya Rabbi, işte ben onlara neler dediysem hiç bana itibar etmediler. Ya kulaklarını tıkattılar, elbiselere büründüler, kibir gösterdiler. Bunları açık davet ettim, olmadı. İlan ettim, olmadı. Gizli söyledim, olmadı. Ne dediysem kaçtı gitti bunlar diyor. Dedim ki onlara, fakultu, dedim ki istağfiru rabbekum, Rabbinize özür borcunuz var. Özür dileyin. İstiğfar edin. İnnehu kâne gaffara. Merak etmeyin, Allah en ileri bağışlama sahibidir. Bağışlayan odur yani. En çok o bağışlar. Siz istiğfar edin. Allah bağışlayıcıdır. Bunun sonucunda yursilis semâe aleyküm midrara. Aynen Hazreti Hud'un sözü de belli ki Hazreti Nuh'tan öğrenmiş onu. Yursilis semâe aleyküm midrara. Aynı cümle. Allah size göğü bereket kaynakları olarak gönderecektir. Başka? Ve yumdidküm bi emvalim ve benine. Canım size çocuklar verecek, mallar verecek. Ve yec'alleküm cennatin, size bahçeler verecek. Ve yec'alleküm enhara, nehirler, su kaynakları, ne istiyorsan verecek. Neyin sonucu bu? Allah'a istiğfarın sonucu. Bu görevi yapmadan bu sonuçlar gelmeyebilir. Onu hatırlatan cümlesiyle Hazreti Musa diyor ki kavmine, ve izteezdene rabbüküm, Rabbiniz şu bildirimde bulunmuştur. Le'in şekertüm le'ezidenneküm. Siz şükrederseniz ben size nimetimi arttırarak vereceğim. Bakın Hud suresinin 2. 3. ayetinde de bize yönelik Hazreti Peygamber'in bir ifadesi var. Diyor ki 2. ayette la ta'budu illallah, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. İnneni leküm minhu nedirun ve beşir. Ben sizin için Allah'ın gönderdiği bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ve en istağfiru rabbeküm. Rabbinize istiğfar edin. Kabahatlerinizden dolayı özür dileyin. Sümme tübü ileyhi. Sonra da iyi davranışlarla Hakk'a yönelin. Yönelişiniz Allah'a doğru olsun. Böyle olursanız yümetti'küm meta'an hasenen ila ecelin müsemmen. Allah sizi belli bir süreye kadar en güzel şekilde yaşatacaktır. Ve yu'ti küllezî fadlin fadlehu. Allah böylece her iyilik sahibi olana daha fazlasıyla o iyiliği katlayarak verecektir. İyilik yapana Cenab-ı Hak iyiliği katlayarak fazlasıyla verecek. Yapmazsa bunu ne olur? Yapmazsa zaten felaket. Yapmazsa felaket. Çünkü ayetin sonunda buyuruyor ki vele in kefertüm. Şükrederseniz tamam. Fazlasıyla vereceğim ama vele in kefertüm. Siz döner de nankörlük yaparsanız inne azâbi leşedîd. İşte o zaman benim azabım çok şiddetlidir. İnne azâbi leşedîd. Azabım çok şiddetlidir. O azabın şiddetiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de eski milletlerden verilen örneklerin haddi hesabı yok. O azap enstantaneleriyle ilişkili ayetler söylemiyor. 8. ayette yine evrensel bir ilan var. Bakın ne buyuruyor? Hazreti Musa diyor ki ve kâle Musa demişti ki in tekfuru entüm ve men fil ard. İster siz, isterse yeryüzündekilerin tamamı, hiç fark etmez. Siz ve hatta yeryüzünde yaşayan ne kadar insan varsa hepiniz Allah'a karşı nankörlük yaparsanız fe innallâhe leganiyyun hamid. Allah en zengin olandır ve övgüye en layık olandır. Bu şu demektir. Sen bir şey mi yapıyorsun? Sen kime zarar vereceğini zannediyorsun? Hazreti Lokman oğluna diyor ki, yani o oğluna nasihatlerinin başında ve lekad ateyna Lukmanel hikmete en işkür lillah ve men yeşkür fe innemâ yeşkürü li nefsihi. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Ve men kefere. Kim de nankörlük yaparsa fe innallâhe ganiyyun hamid. Allah zengindir. Övgüye layık olan varlık odur. İnsanların hepsi nankörlük yapsa bile nankörlük yapanlarının bile aslında sadece iradeleriyle akılları nankörlük yapabilir. O insanların hücreleri bile Allah'ı tesbih eder. O sadece kendinin olduğunu zannettiği akıl ve iradesiyle nankörlük yapar. Oysa onu var yapan, onun bedenini ortaya koyan bu hücreleri Allah'ı tesbih ediyor. Allah'a tesbihe kodlanmış başka varlıklar vardır. Melekler Allah'ı tesbihe kodlanmış varlıklardır. İnsanların hepsi nankörlük yapsa bile Allah'a daima tesbih halinde bulunan yaratıklar vardır, melekler vardır. Varlıkların hepsi iradesini şeytandan yana belirleyen insanların akıl ve iradeleri hariç onların bedenleri dahi, hücreleri dahi Allah'ın tesbih koduyla Allah'ı tesbih etmektedir. Allah'a hiç kimse zarar veremez. Kim nankörlük yaparsa, bakın Fatır suresinde bir ifade var. 39. ayette femen kefere fe aleyhi küfruhu. Kim nankörlük yaparsa kendi aleyhine nankörlük yapmış olur. Nankörlüğü kendi aleyhine döner. Ve la yezidül kafirine küfruhum inde rabbihim illa makta. Kafirlerin küfrü Allah katında sadece o adamların ziyanını, Allah'ın gazabını arttırır. Başka bir Allah'a bir zarar olmaz. Zarar kendisine olur. Ve la yezidül kafirine küfruhum illa kasara. Kafirlerin küfrü sadece kendi ziyanlarını arttırır. Allah'a bir zarar olmaz. Öyle diyor geçen bir tanesi. Allah bana sorsaydı beni yaratma derdim diyor. Ya ne kadar büyük adam, gördün mü? Cümleye bak şimdi. Allah bana sorsaydı beni yaratma derdim. Be adam, sana sorması için seni yaratmış olması gerekmez miydi? Nasıl soracak sana? Saçma sapan cümle işte. Güya slogan atıyor işte. Böyle acayip acayip şeyler akıllarına gelir. Cümlenin kendisi perişan. Farkında değil. İşte güya Allah'a meydan okuyor. Hiç unutmuyorum şu 99 Adapazarı depreminde o zaman bir gazeteci işte güya tabii manzaradan çok etkilenmiş. Çok felaket, morali bozulmuş. Yani işte bu Allah'tan gelen bir işte sıkıntıdır. Gerçi o zamanlar haddini aşan çok cümle söyleyenler çıktı. İşte Allahu Teala oraya özel azap indirdi. Ne bile biliyorsun? Sen Allah'la pazarlık halin demişsin. Sana ne? Sen bir olay yaşadıysan sonuç çıkartmaya bak. Birini öbürünü suçlamanın bir anlamı yok. Öyle suçlayıcı cümleler olunca adam karşı tarafta kendi yerini buluyor ve o da oradan saldırıyor. Diyor ki ya meydan okuyorum Allah'a. Gelsin beni de öldürsün. Bunu bir gazeteciye söylüyor. Yani ne kadar ayıp bir şey ya. Bu ne kadar kendini bilmez bir hal. İşte Hz. Musa diyor ki bak, siz ve yeryüzündekilerin tamamı Allah'a karşı nankörlük yapsanız bile sizin Allah'a hiçbir zararınız dokunamaz. Niye? Bakın niye? Muhammed Suresinin son ayetinde buyuruyor ki, son ayeti uzun bir ayet de bir cümlecik söyleyeyim. Estağfirullah, 38. ayeti Muhammed Suresinin. Vallahu l-ganiyyu ve entumul fukara. Zengin olan Allah'tır. Siz geriniz hepiniz zaten fakir. Yani sen kim oluyorsun da kime ne zarar vereceğini zannediyorsun? İşte Fatır Suresinin 15. ayeti. Ya eyyühen nasu, ey insanlar, entumul fukara'u ilallah. Sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Bu ihtiyacı fark ederek Allah'ı unutan bir hayat yaşamayın. Yaptığınız nankörlüklerin kendi aleyhinize dönüşeceğini unutmayın. Yaptığın nankörlüğün Allah'a bir zararı olmayacağını aklından çıkarmasın insanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Lokman Suresinin 12. ayetini tefsir ederken bir cümle söylüyor. Diyor ki: La yenfa'uhu şükrü men şeker ve la yadurruhu küfrü men kefer. Ne kadar güzel bir söz. Bu sözü de ancak peygamber söyler. Başka nasıl kim söyleyecek? Şunu unutmayın diyor. Hiçbir iyilik yapanın iyiliğinin Allah'a bir yararı yoktur. Hiçbir kötülük yapanın kötülüğünün de Allah'a bir zararı yoktur. Allah yeniden bir sıfat kazanacak bir varlık değildir. İnsan ne yaparsa kendisi için yapar. Men amile salihan feli nefsihi ve men esa'e fe aleyha. Kim güzel bir iş yaparsa kendisi için yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Âmene Resulü'yü okuyoruz ya, Âmene Resulü. Camilerde yatsı namazından sonra okunuyor. Ya onun 2. ayetinin manasını bir bilse insanlar ya. Yeter. Yani o 286. ayet. O kadar güzel bir ayet ki. O ayetin bir cümlesi var. Buyuruyor Yüce Allah. Estağfirullah. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha İşte Allah hiçbir cana karşı kaldıramayacağı yükü yüklemez. O halde Allah bir şey yap dediyse o kolaydır. Allah yap dedi mi o kolaydır. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kişi ne yaparsa kendi lehine kazanır. Kötülük anlamında ne kazanırsa da kendi aleyhine kazanır. Yaptığı iyilik kendi lehinedir. Yaptığı kötülük kendi aleyhinedir. Sistem, İslam'ın insan sorumluluğuyla alakalı ortaya koyduğu genel ilkesi işte budur. Kur'an bu ilkeyi hatırlatan mesajlarıyla önümüze durmaktadır. Sadece bu son ümmetle alakalı değil. Bakın, bütün peygamberler tarihinde de diyaloglar aynı içerikte şekillenmiş. Aynı sözleri söylemişler. Benzer yanlışlıkları yapmışlar. Onun için Allah-u Teala Hazreti Musa'yı burada bize anlatıyor. Yoksa başka niye anlatsın ki? Bize ne Musa'dan, bize ne İsrailoğullarından? Benzer yanlışlıklar yapılıyor. Benzer yanlışlıklar yapılıyor. Benzer akıbetler yaşanabilir. O dersi veriyor. Daha evrensel bir bölüm başlıyor. Şimdi Kur'an'ın şöyle bir metodu vardır. Şimdi önce bir konuyu başlatır. Sonra o konuda sanki o konuyla ilgili değilmiş gibi başka bir konu verir. Siz tam o konuyla kendinizi bulmuşken bu defa asıl konuya hemen bir gönderme yapar. Unutma der yani. Sana şimdi burayı anlatıyoruz ama bunu anlatmamızın sebebi aslında asıl konuyu unutmamanızı sağlamaktır. Ara ara böyle yan göndermeler yapılır. Asıl konunun mesajını insanlara daha canlı tutabilmek için. Bazen genel peygamberler tarihinden söz eder. Arada bir özel peygambere vurgu yapar. Sonra döner peygamberlerin tamamını içine alacak evrensel ifadelere dönüştürür meseleyi. Bakın burada da böyle bir örnek var. Hazreti Peygamber'e Kur'an'ın indiriliş gerekçesiyle başladı sure. Sonra Hazreti Musa ile devam etti. Şimdi genel bütün peygamber sistemini göz önüne getirmemizi sağlayacak hatırlatmalar yapıyor. Şimdi o gün konuşulanlara ve bugün yaşananlara insanlar zihin yorsunlar diye söylüyor. Şimdi söylenecek cümlelere biraz daha can kulağıyla dikkat edin. Bir bakın nasıl benzer cümleleri şimdilerde de duyuyoruz. Üstad, o ayete geçmeden ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi genelde işte siz fakirsiniz, Allah zengin. Yani fakirlik, zenginlik yani çapraz kavramı algılıyoruz yani. Küfürle yani Allah'ın zenginliğini yani mukayese edişi zihnimde ben şahsen algılayabilmiş değilim. Söylenen şu, siz nankörlük yaparak Allah'a zarar vereceğinizi zannetmeyin. Allah sizin yapacağınız katkılardan bir şey kazanmayacağı gibi sizin yapacağınız yanlışlıklardan da bir şey kaybetmez. O zaten kendi varlığıyla kendine yeten kamil, ekmel, mükemmel bir varlıktır. Sizin arıza türü davranışlarınızın onun bu kemaline herhangi bir zarar vermesi mümkün değil. O zaten ganidir. Gani demek başkasına ihtiyacı olmayan demektir. Gani başkasına muhtaç olmamak demektir. Yani ekonomik manada değil sadece. Yok, kulluk manasında. Gani muhtaç olmamak demektir. İstigna aynı kökten gelir. Gani muhtaç olmamak anlamına gelir. İstigna ise aslında muhtaç olmasına rağmen muhtaçlığını gizleyip muhtaç olmama numarası yapmak demektir. Siz bu halinizle Allah'ın o kemal sıfatlarına herhangi bir zarar veremezsiniz. O zaten kendi haliyle varlığı ekmel, kamil, mükemmel bir varlıktır. Siz ne yaparsanız kendiniz için yaparsınız. Yararınız kendinizedir, zararınız da kendinizedir. Mesaj olur. Elem ye'tiküm. Size gelmemiş miydi? Ney? Nebe'üllezine min kabliküm. Sizden öncekilerin haberi size ulaşmadı mı? ulaşmadı mı demek, ulaştı demek yani. Sorular Arapçada bazen cevabı alınsın diye sorulur. Bazen cevap dikte edilsin diye sorulur. Bazen de alay etmek için sorulur. Bu öyle. Size gelmemiş miydi? Size sizden öncekilerin haberi ulaşmamış mıydı? Kim bunlar? Kavmi Nuhin. Nuh kavminin haberini vermedik mi size? Ve Adin, Ad kavmi. Ve Semud'e, Semud. Yani Hazreti Nuh'un, Hazreti Hud'un, Hazreti Salih'in kavimleriyle yaşadıkları olayları size anlatmadık mı? Anlattık. Niye unutuyorsunuz demek istiyor. Vellezine min ba'dihim. Onlardan sonra gelenlerin de haberlerini anlattık size. La ya'lemuhum illallah. Onlarla ilgili detaylı bilgiyi elbette Allah'tan başka kimse bilmez. Ama size bildirdiğimiz kadarıyla bu hayatlardan haberdar edilmiştiniz, değil mi? Câethum rusuluhum bil beyinati. Onlara da peygamberleri çeşitli bilgiler, belgeler, mucizeler getirmişti. Çeşitli bilgiler, belgeler, ayetler, hakikatler getirmişti peygamberleri onlara. Ve fakat feraddu eydiyehum fi efvahihim. Döndüler elleriyle peygamberlerin ağızlarını kilitlediler. Peygamberlerinin ağızlarını kapattılar. Sözü peygamberlerin ağzına tıkadılar. Tam onun karşılığı bu. Sözü ağzına reddetmek demek, sözü ağzına tıkamak demek. Adam söyleyip söylemediğine bin pişman ediliyor. Peygamberlerin sözlerini ağızlarına tıkamak. İlahi vahye kulaklarını tıkamak. Şimdi yaşanan acının en büyük örneklerinden biri işte budur. Allah'ı konuşturmama, peygamberine söz söyletmeme ve Allah'ın kitabının ve Hazreti Peygamber'in o muhteşem hayatının modasının geçtiğini ve onların artık hayatı karşılayamayacak bir eskimeyle eskidiğini ortaya koyan bir takım davranışlar, tavırlar var. Şimdi bu elini peygamberin ağzına tutmak demek fiziksel anlamda bir hareketi anlatmaz. Bu sözü sahibine iade etmek ya da sahibinin herhangi bir sözü söylemesini engellemek ya da o sözü gölgede bırakacak başka çıkışlarla sözün sahibini mahkum etmek demektir. Şu toplumda Allah adına, din adına kimin sesi ne kadar çıkıyoru herkes kendisi zihninde muhasebe etsin. Siz bırakın dinin konuşulmadığı alanları, bizatihi dinin konuşulduğu mekanlarda bile ne Allah'ı konuşturuyorlar ne de peygamberi. Herkes kendisi kafasından bir din üreterek insanlara din adına sunumlar yapıyorlar. Dinin sahibi Allah'tır. Bunda hiç şüphe yok. Ve dinin yaşanarak örnekliğini ortaya koyan insan Hazreti Muhammed'tir. Bunda da hiç şüphe yok. Bu asıl değerler ortada dururken din diye insanların kanaatleri nasıl revaç bulur? İşte şimdi tecrübesini gördüğümüz davranışların eski milletlerdeki karşılığı feraddu eydiyehum fi efvahihimdir. Ellerini peygamberlerin ağızlarına reddettiler. Yani peygamberlerin söyledikleri ilahi hakikatları peygamberlerin ağızlarına adeta tıkadılar. Şimdi yapıldı. Şimdi bu el işi yazıya döndü. Şimdi bu el işi basına döndü, yayına döndü, yazılı ve görsel medyaya döndü. Çeşitli baskı araçlarına döndü. Ve menfaatlere kurban edildi Allah'ın hakikatleri. menfaatler ilahi hakikatlerin önüne geçti ve hakikatlerin üzerine küller serpildi. Bu da eski milletlerin yaptığıyla sınırlı değil. Bugün insanlar risalet ağzından çıkan ilahi hakikatleri insanlara duyurmayan her tavır bu ayetin bize hatırlattığı kötü ve ahlaki değerlerden yoksun tavırdır. Ve bunu yaptılar ve galu ve dediler ki inna keferna bima ursiltum bihi. Oho, size gönderilen şeyi biz kabul etmiyoruz. Bak, o senin olsun. Beni ilgilendirmiyor bu. Biz bunu zaten kabul etmiyoruz. Niye? Ve inna lefî şekkin mimma ted'ûnenâ ileyhi mürîd. Senin bizi davet ettiğin, çağırdığın şeylerle ilgili biz derin bir şüphe ve kuşku içerisindeyiz. Derin şüphelerimiz var ve kuşkularımız var. Kuşkusu var adamın. Nedir kuşkusu? Kuşku korku içerikli şüphedir. Şüphede korku yoktur, kuşkuda korku vardır. Adam kuşkulanıyor. Kuşku biliyorsunuz bir depresif bir bozukluktur, değil mi? Ümit. Emre. Kuşkuda insanın böyle içinden böyle yani depresyon habercisi bir psikolojik bozukluktur. Kuşku. Paranoya habercisi. Mehtap öyle değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Şimdi niye bu ayrıma giriyorum biliyor musunuz? Ayette hem şekkin kelimesi var, hem müribin kelimesi var. Ya bu şek kelimesi şüphe demektir. Reyb, mürib kelimesi kuşku demektir. Adam korkuyor. Bak, aynen bugün olduğu gibi. Aynen bugün insanlar din adına kuşku içindeler. Şimdi bir konu konuşuluyor. Diyorsun ki bak bu konuda ayet var. Yok. Ayet söyleme bana diyor. Ayet söyleme bana. Başka. Niye? Korkuyor. Ayet ola ki onun düşündüğü şeyin tersine bir şey diyecekse kendi sahip olduklarını kaybetmeyle yüz yüze. Onun için yanlışıyla yaşamayı doğruyu duymaya tercih ediyor. Başka bir korkuları daha var. Allah'ın kitabıyla buluşurlarsa belki de bu buluşma onların fedakarlık yapmalarını gerektirecektir. Belki malıyla, belki canıyla, belki sevgisiyle, belki adıyla, belki makamıyla, belki bir şeyleriyle imtihan edilecek. O imtihan adamın kuşku dünyasını allak bullak ediyor. Hiç zannediyor musunuz? Ebu Cehil Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu bilmiyor muydu? Yani şimdi Ebu Leheb anlamamış mıydı yeğeninin peygamber olduğunu? Ebu Leheb gibi bir adam. O Tebbet suresi var ya. Tebbet suresi öyle zannedildiği gibi yok. Ebu Leheb'in elleri kurusun zaten kurudu filan böyle acayip manalar veriyorlar. Hiç ilgisi yok. Ebu Leheb demek. Ebu Leheb kelimesinin işte ateşin babası diye tercüme ediyorlar. O zat-ı Leheb'tir. Ebu Leheb demek ihtişamın, gücün, kuvvetin temsilcisi demektir Ebu Leheb. Ebu Leheb toplumda ekonomik yapısıyla, sosyal nüfuzuyla toplumu etkisi altına almıştı. Son derece akıllı bir adamdı. Ve son derece güçlü, başarılı bir adamdı. Onun için Ebu Leheb kelimesi bir kınama ifadesi değildi. Bir övgü ifadesiydi. Leheb. Onun için Allah tebbet yeda diyor bak. Yeda Ebi Leheb'in. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. İki eli dediği ekonomik gücü ve sosyal gücü kahrolsun. Ve tebbe, kendi de kahrolsun. O anlama geliyor. Bilmiyor muydu Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu? Bal gibi biliyordu. Ama o bugünkü Müslümanların bilmediği bir şeyi daha biliyordu. Biliyordu ki la ilahe illallah demek fedakarlık demektir. La ilahe illallah demek belki malından olmak demektir. Belki makamından olmak demektir. Belki şanını, şöhretini kaybetmek demektir. Belki canından olmak demektir. La ilahe illallah demek fedakarlığın Arapçasıdır. Allah adına fedakarlığın Arapçasıdır. Onun reybi, onun müribi, onun kuşkusu makamını, parasını, gücünü kaybedip Allah adına fedakarlık yapmama isteğinin tezahürüydü. Şimdi Müslümanlar Müslüman oldum, kurtuldum zannediyor. Başka bir işim yok. Müslüman olmak hayata başlamaktı. Bizse Müslüman olmayı hayatı bitirmek olarak algıladık. Onun için bu adamların şüphe ve korku içerisinde olmaları sorumluluk duygusunun bir sonucu idi. Ona yanaşmıyorlardı. Başım belaya girer, hiç semtime dahi uğrama veya semtime dahi uğratmayayım derler idi. Aynen şimdilerde olduğu gibi. Şimdi tabi 10, 11, 12, 13. ayetler birbirinden ayrılamaz. Yani ayrılamaz. Dolayısıyla bir saati de geçti. Aradan sonra yorulmuş olabilirsiniz. Yeter. Bir saat yeter. Tefsir önerecektiniz. Hangi tefsirler okumamız gerektiğini. Yanlışlar var. Ben dersi böylece bitirmiş olayım. Önümüzdeki hafta 10. ayetten itibaren inşallah okuruz. Allah'a emanet olun diye.